Gördüğünüz gibi Arduino'yla bilgisayarın hiçbir bağlantısı yok. Evet. Montajda da atmadık. Gördüğünüz gibi. Şu Bluetooth modülümüz. Bluetooth üzerinden M-Bot'u kontrol edilebilir hale getirdik Kazım hocamız. Snap kodumuz burada. Evet, Snap kodunu çalıştıralım. Snap kodumuzu da şöyle yakından çektiğimiz zaman görünüyor. Biraz netleştirelim. Pinleri ayarlıyoruz. Daha sonra analog write'la motorları hareket ettireceğiz. Arada 1 saniye delay var. Ondan sonra da motor 1 ileri 1 geri hareket edecek. Evet, çalıştıralım Kazım hocam. Evet, çalıştırırız. Gördüğünüz gibi çekiyor peki. Evet. Mesela tekeri biraz daha yavaş döndürelim. Evet. 125. Öbürünü de 125 ters. Tamam. Gördüğünüz gibi direkt yansıdı. Daha uzun sürelerde ileri geri yapalım. Mesela 5 saniye yapalım. Durduralım mı? En sonunda da durduracağız zaten. Gördüğünüz gibi 5 saniye ileri, 5 saniye geri çalışıyor. Durma kodunu eklemedik. Onu hemen ben çarpayım. Hemen bir tane durma kodu ekliyoruz on the fly. Hemen şunun altına ekleyebilirsem inşallah. Evet. Ha pardon, yanlış video getirdik. Bu değil mi? Canlı yayında böyle şeyler olur. Digital right. 9'u da 0'a çekelim. Digital right. 8'i de 0'a çektiğimiz an o hamleden sonra durması lazım. Ama tabi forever olduğu için durup tekrar başlayacak. Altına delay koyalım o zaman. Şuraya da bir delay koyup göstermek için. Bir 5 saniye delay koyabiliriz gene. Hadi 10 koyalım hatta ya. Allah'a bir olsun. 100 oldu. 10. Evet. Şimdi. 5 saniye ileri, 5 saniye geri, 10 saniye duracak. Evet, 10 saniye duruyor ve tekrar başlayacak. Videonun altına da sayaç koyalım, hadi hatırlat, 10 saniye saysın. Bir de buraya gördüğünüz gibi blokları şey yapacağız. Bravo. Tamam. Alkışlıyoruz Kazım hocama.